Futbol takımımız sezon ilk etabını beklentinin üzerinde bir performansla sonuçlandırdı. Zaten burada bahsedildi. Hem Avrupa'da hem ligde de lideriz. Ancak sadece istatistiklere bakmamak lazım. Oynadığımız futbol göze hoş geliyor. Savaşçı ruh, takım olmamız, takım ruhumuz, hocamızın duruşu, söylemleri, futbol anlayışı, futbol stiliyle biz aslında bu ilk etabı hem rakamsal olarak ama hem psikolojik olarak da bir üstünlükle tamamladığımızı düşünüyorum. Ama hiç önemli değil. Önemli olan sezon sonunda üstünlük sağlamanız. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımdan rica ediyorum. Futbolculardan zaten rica ettik. Şampiyonun şeysinden dahi bahsetmeyin lütfen. Sizlerden rica ediyorum. Rakiplerinizi alay etmeyin. Fazla havaya girmeyin. Ama en büyük inançla inanmaya, takımımızı desteklemeye, sağ dışında korumaya davet ediyorum. Biraz sonra sağ dışını anlatacağım. Hepimizin başarı yolunda sorumlulukları vardır. 7'den 70'i bütün camianın. Bu doğrultuda camiamızın tüm katmanlarının üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeyi bir vazife olarak bilmelerini sizden önemle rica ediyorum. Kasım'ın başında 11 hafta sonra biz 11 hafta oynadık. Lig 12 hafta oynadı. 12 haftanın sonunda sizlerden bunu rica ediyorum. Daha gidecek çok yolumuz var. Biraz rehavet görüyorum camiamızda. Birazcık böyle üst perdeden bakma görüyorum. Hiç bunları hak edecek bir konumda şu an değiliz. Bu hatayı geçmişte yaptık. Lütfen bu hatayı tekrar yapmayalım. Sıkı sıkıya birbirimize kenetlenelim. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz ruhuyla. Özellikle işler kötü giderken. Tabii ki böyle gitmeyecek. Her maçı kazanacağız. 3 oraya, 5 buraya, deplas. Böyle gitmeyecek. Düştüğümüz zamanlar da olacak. İşte o düştüğümüz zamanlar en çok size ihtiyacımız olan zamanlar olacak. Sadece futbol için söylemiyorum. Tüm branşlarımız için söylüyorum. Bir de erkek basketbol değinmek istiyorum. Kadın takım voleybol takımını tebrik ettim. Bu onlar da şu etap itibariyle, şu tarih itibariyle beklentinin ötesinde bir performans sergilediler. Onlar da ligde ve Avrupa'da liderler. Yeni hocamız, teknik kadromuz, staff, oyuncular dikkat edin. Çok daha büyük bir inanmışlıkla mücadele ediyorlar. Farklı bir enerji var orada. Onu hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Ama Barcelona maçından sonra benim ümitlerim kat ve kat arttı. Allah nazar değdirmesin. Salonumuzu hep beraber lütfen dolduralım. Onlardan da beklentimiz çok büyük. Ama erkek basketbolda da doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Diğer branşlar için konuşmak için daha çok erken. Sezonun başındalar. Bir rakibimizin bildiğiniz gibi adalet arayışı var. Son 10 senede 5 kere şampiyon olan rakibimizin. Ve onlar 20 Ekim 2002 yılında bir açıklama yaptılar. Bundan sonra her haftanın maçlarından sonra tüm takımlara yapılan haksızlıkları kendi televizyonlarında göstereceklerini ifade ettiler. Bu açıklamadan önce de birkaç basın toplantısı yaptılar. Şimdi diyeceksiniz ki siz niye bu topa giriyorsunuz? Biz bu topa girmeyi asla istemezdik. Ama bütün söylemleri ya bizim adımızı zikrederek yahut da bizim adımızı ima ederek oldu. Şimdi bu adalet arayışı keşke hep olsaydı. Keşke işleri iyi giderken de bir adalet arayışında olsalardı. Yoksa işler ters giderken istediğiniz zaman adalet arayışı değil, ayrıcalık arayışı gibi insanlar bunu düşünebilirler. Biz de hep resmi açıklamalarda değindik. Hala da değiniyoruz. Türk futbolunun adaleti yok. Belki minimize indi. Belki çok daha iyi olabilir. Ama şunu söyleyebilirim. Zaten bir evvelki federasyonların niyeti de adalet değildi. Bakın size söylüyorum. Biz isyan ettik 8 Mart'taki hakem operasyonuna. En çok hakemlerden yanan kulüp olarak biz isyan ettik. Niye isyan ettik biliyor musunuz? Çünkü bütün sınavlar kaldırılmıştı, hakem sınavları. Ve keyfi hakemler atayacaklardı oraya.
biat eden hakemler, belki bir takıma yakın hakemler atanacaktı. Bir operasyon yaşanıyordu. Ve biz şiddetle karşı çıktık bu olaya. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık zaman gösterecek. Ama genelinde zaten sıkıntılı bir sektörden bahsediyoruz. Ve onun için de hakemlerimiz zorluk çekiyorlar UEFA sınavlarını geçmekte. Bazıları geçemiyorlar. Yakışıyor mu 21. yüzyılda Türk futboluna yolladığımız hakemlerin sınavdan geçememeleri? Ama çok şükür bu federasyon başarır başaramaz. Ama niyeti iyi. Bütün yapısal sorunları adresliyor. Bütün testleri geri koydu, üstüne yeni testler getirdi. Ama arkadaşlar bu zaman alacak. Diğer başkanlara da söylüyorum bunu. Bu kronikleşmiş yapı bir sene, iki sene oluşmadı ki. 20 yılın oluşumu bu. Bunu adreslemek, gidermek, minimize etmek, buradan yaşanan sıkıntıları zaman alacak. Şimdi dönersek konumuza, biz de, işte Allah'ın sopası yok ki, biz de Başakşehir maçında bütün otoriteleri kabul ettiği pozisyon yaşadık. Penaltı olması gereken pozisyon yaşadık. Biz de ilham alarak bu adalet arayışından bizim pozisyonumuzu yolladık. İki gün sonra cevap geldi. 24 Ekim'de yolladık. Yönetim kurulumuza talebinizi ilettik diye bir cevap geldi. Bekledik, bekledik, bekledik. Ben de geçen gün Tunç Elibol'a sordum. Tunç bir haber var mı? Ne oluyor diye. 4 Kasım'da yazı yazdık. Ne oldu, bir gelişme var mı diye. Şu size okuyacağım. Cevap aldık. Fenerbahçe, Medipol, Başakşehir maçındaki pozisyonu edindik. Türk futbol adına adaleti aradığımız bu projemize katkınızdan dolayı teşekkür ederiz. Çok pozitif, olumlu. Ancak objektif değerlendirme yapabilmek adına ve Türk futbolunda adalet ilkesi için yalnız ilgili maçınızı değil, sezon başından bu yana oynadığımız maçlardaki lehinize ve aleyhinize gerçekleşen tüm tartışmalı pozisyonları iletmenizi rica ederiz dediler. Sağ olsunlar, hemen cevap verdiler. Biz de sezon sonundan beri lehte aleyhte bütün pozisyon, 10 kadar pozisyon var galiba, bunları hazırlıyoruz, ileteceğiz. Ben size bir şey söyleyeyim. Bırakın bu sezonu. Son 5 sene, istiyorsanız 10 sene. Bütün lehteki ve aleyhteki pozisyonları masaya yatıralım. Bakalım ne çıkacak altından. Sadece ilk 10 hafta, 11 hafta değil. Bütün pozisyonları yatıralım. Bakalım. Biz 4,5 yıldır Türk futboluna adalet diyoruz. İşler iyi giderken de kötü giderken de. Bir kez daha diyorum ve samimi bir şekilde Türk futbolunun adalet arayışında olan herkesin de yanında olacağımızı bir kez daha burada yeniliyorum. Ve inşallah federasyonumuz bu yapısal sorunları bir şekilde adresleyebilmek için çıktığı yolda, bak çıktığı yolda adresleyebilir demiyorum, çıktığı yolda muvaffak ve başarılı olur.